Ben şimdi onu çok sevdiğim için onun ne? İsminin lekelenmesini bu evine geldik de fotoğraflarını çekmesi. Sevdiğin insanın ismini burada söyleyince ismi lekelenmez. Abla, sen onun bu. Sen onun ismini lekelemeyeceksin. Tamam mı? Söyleyince insanların ismi lekelenmez. Yaptığın hareketlerle senin deyiminle lekelenebilir. Sen o zaman ona onu yapmayacaktın çok seviyorsan, anladın mı? Dört çocuklu kadını alıp da hem orada bir tane güllü, orada bilmem ne, ne nikah kıyıyorsunuz, ne bilmem ne yapıyorsunuz. Abla, sen güllü, öyle lekelenmiş abla, olarak da kabul etmiyorum. O laf senin lafın, ben öyle şeyi kabul etmem ama madem öyle düşünüyorsan o kadının hayatını mahvetmeden öncesini düşünecektin. Şimdi değil. Tamam. Mehmet, eğer sen kaç kişinin canına bir veya okumuşsun, iki kadınla hayatını birleştiriyorsan, onlarla birlikte yaşıyorsan, onlara bakıp gözetmek mecburiyetindesin. Ondan sonra da hem senin evinde ikamet ettireceksin, hem her türlü hizmetini yaptıracaksın, hem de başka erkeklere avuç açmasına göz yumacaksın. Bu erkekliğe, delikanlığa sığmaz oğlum. Ayşe burada desin ya ki... Ya Ayşe'si batmaz yok. Hocam ben hiçbir zaman için bir kuruşluk bir şey esirgemedim. Dört dörtlükte her şeyini alırdım. Tabi bu aslında güllü yok piyasada. Yalan konuşma, yalan. Kardeşim, yalan konuşma. Yoksa, sen kendini yaparsın, bu bırakıyorsun insanları, yalan konuşma. Normal kendi yaşantına bak. Marketçileri tehdit ediyorsun, bunlara malzeme verme. Yani seni bunlara illa zorlayan mı var? Marketçileri tehdit ettik. İmkansızlıklar içerisinde... Vermediğinden mi 9 milyarlık malzeme alayım aptallık sen çocuklara? Vermediğinden mi alayım o zaman gediğim? Yalan konuşma. Ben yalan konuşayım, sen doğrusunu konuşuyorsun. Yalan konuşma, marketçilerin hepsini tehdit ettin. Buna malzeme vermeyeceksiniz dedin. Abla benim üstüme gelir. Benim marketten eşyayı alır. Doğru anlaşılıyor da gözde piknik yapıyorlar. Alem yapıyorlar. Benim sen paramla. Sen kardeşime kurban ol. Anama kurban lan, ol. Sen... Anana kurban. Lan sen... Bu kadar olamazsın sen. Benim ha. Kardeşime kurban ol ulan, sen. Yalana değsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsan yaşattığını yaşamadan ölmez. Anladın mı? İnsan ha, yaşattığını yaşamadan ölmez. Teşekkür ediyorum sana. Ha. Abla. Dur şu, ben bir Ayşe bir izleyeyim de bir dakika o da katılsın yayına, dur. Güllü Çolak'ın ilişkileri olduğunu öne sürmesine karşılık Mehmet Taşpınar'ın hiç tanımıyorum dediği isim de Ayşe Gökburun. Anlattığına göre yaklaşık 6 yıl önce evli olduğu dönemde telefonda tanıştığı Mehmet Taşpınar'la kaçmışlardı. Kendisi yalan söylüyor. Hani diyor ki ne, ben diyor kendisi çocuğu önüme atladı. Öyle bir şey yok. Kendisi benim numaramı nereden almış da biz telefonda tanıştık. Bir ay falan konuşunca sonra parkta biz oturduk. Hatta polisim diye tanıttı kendisini bana o günler. Eşim telefonla konuşurken beni yakaladı. Eşim bana iki tane tokat attı. Ben o sinirle zaten o evden çıktım. Komşuya dedim ki çocuklarım... Bırakıyorum. Ben gelene kadar bakın dedim. Ben çıktım, o esnada Mehmet Bey arabayla önüme geldi ve bindim. Direkt gittim zaten, ben kendisiyle kaçtım. Tanışıklığınız kaç yıl öncesine dayanıyor? Depremden bayağı bir önce. Yani siz yaklaşık 5,5-6 yıl önce mi tanıştınız? Evet. Ayşe Gökburun kaçmalarının ardından 2 yıl boyunca Mehmet Taşpınar'ın annesinin evinde kaldıklarını da söyledi. Bir 15 gün falan ablasıgilde kaldık. Sonra annesiginin evine götürdüler. Annesiyle beraber kaldık biz. Kara Ziyaret Mahallesi. Evet. Bir küçük bir oda vardı. O odanın içinde yani kendisiyle beraber 2 yıl boyunca orada kaldık. Ayşe Gökburun'un söylediğine göre bir gün kardeşi Güllü Çolak'la birlikte Taner Kutlu Mehmet Taşpınar'dan alacaklı olduğunu söyleyerek kapıyı çalmıştı. Güllü Hanım gelmiş. Taner Bey'le gelmişler kendileri. Kapıya geldi, Mehmet Bey sordu. Marketten alışveriş yaptı ve paramı vermedi dedi. Bana 500 milyon vereceği var. Annesinin telefonuyla ben Mehmet Bey'i aradım. Mehmet Bey de dedi ki tamam ver ben konuşayım dedi. Adam telefonu aldı, bayağı bir uzaklaştı benden. Benim yanımda konuşmadı. Halloldu mu dedim. Evet halloldu dedi. Kendisi parayı bana getirecek dedi. Acaba Ayşe Gökburun Mehmet Taşpınar'ın Güllü Çolak'la olan birlikteliğinden nasıl haberdar olmuştu? Benden önce olan bir şeymiş bu. Benim haberim yoktu. Eşimin eve geç gelmelerinden şüphelenmeye başladım ben, yani Mehmet Bey'in. Ondan sonra işte ben sormaya çalıştım birkaç sefer. Dedi ki bana kepçeyi alıp tarlaya gidiyoruz. Buğda falan zamanı dedi kendisi. Her seferinde beni kandırdı. Mehmet Bey'in bir yeğeni vardı, ismi Yusuf diye. Dedi ki ne yenge, boşuna onu arama. Emmim dedi şu an öbür hanımının yanında dedi. Ben öyle öğrendim olayı. Ben kendisinin eve gelmesini bekledim. Dedim ki ne böyle böyle söylentiler var dedim. Öyle bir şey yok dedi. Yalanladı kendisi beni. Tabii ki ben şüphelenmeye başladım. Bunun telefonla mesajlar falan gelmeye başladı. Sonra bizim aramızda bir tartışma oldu. Sonra Mehmet Bey kendi ağzıyla açıkladı. Benim bir oğlum varmış dedi.
Güllü Hanım'dan dedi, senden daha önceden dedi. DNA'ya gitti şu an dedi, onun sonucu gelsin ben sana açıklayacağım dedi sadece kendisi bana. Güllü Çolak ve çocuklarını o dönem bir hafta misafir ettiğini anlatan Ayşe Gökburun'a göre bir anlaşma yapmışlardı fakat zamanla işler karışmıştı. Mehmet Bey bana dedi ki ne? Güllü Hanım dedi sizle dedi özür dilemek istiyor dedi. Güllü Hanım benim evime geldi bir hafta kaldı. O esnada 4 çocuğu vardı. Hani yemedim yedirdim diyebilirim yani inkar edemez bunu kendisi. Ne oldu o evde yani siz iki kuma gibi mi yaşadınız aslında orada? Aslında kuma gibi yaşamadık. Dedi ki Güllü Hanım bunu. Konuşmaları şöyle çocuğun dedi masraflarını karşılasın kendisi baksın. Bir de benim evime giderime gelirime baksın dedi Mehmet Bey dedi. Sıkıntı yok ben sizin yuvanızı bozmam dedi. Biz öyle anlaştık. Hatta o bir haftanın içinde Mehmet Bey buna ev kiraladı. Otener abisi de çok ileri geri konuştu kız kardeşinin hakkında Güllü Hanım'ın hakkında. Ya dedi ki benim kardeşim çok dengesiz. Benim kardeşim çok ifretsiz biri. Çok terbiyesiz biri dedi yani Allah yardım eylesin size dedi. Taner kardeşi söyledi bunu. Kendinin annesi babası çok ağza alınmayacak şeyler söyledi. Güllü Hanım'a bağıra bağıra söylediler yani. İşte sonra olaylar farklı yönlere gitti yani. Bu kadın yine beni huzursuz etmeye başladı. Mehmet'i bırak git, işte internetten git kendine koca bul falan gibi şeylerde bulundu. Mehmet Taşpınar'ın Güllü Çolak nedeniyle kendisine bıçak çektiğini de öne sürüyor Ayşe Gökburun. Güllü Hanım yine kendisi evi terk etti, yine eşyalarını topladı, kendi izini kaybettirdi. Ve Mehmet benim üstüme yürüdü orada. Dedi ki karım senin yüzüne kaçtı, hatta gittin karımı okuttun. Sözde hocaya gittiğimi düşündüğü için yani benim üstüme yürüdü, bıçakla tokat attı bana, beni dövdü orada. Evdeki eşyaların hepsini parçaladı, çekyat falan kesildi. O eşyaların hepsi Güllü Hanım'da. O kavgamız oldu yani. Annem dedi ki kızım çık gel. Ben o gün zaten eniştemi aradım, bindim arabaya gittim. Gidiş o gidiş oldu yani, dönmedim. Peki Ayşe Gökburun, Mehmet Taşpınar'ın çaldığı öne sürülen cevizler için ne diyecekti? Şöyle de bir iddia var. Oradan sizin evinizin balkonuna da çuvala doldurup ceviz attığı söyleniyor. Ev sahibinin cevizlerini alıp götürüyor satacağım diye ve parasını getirmiyor kadının. O esnada kendisi Güllü ile beraber yaşıyordu. Benimle bir ilgisi bile yoktu onun. Ama gelip gidiyor mu sizin yanınıza da? Arada gelip gidiyordu evet. Ben hatta dedim ki buna bak benim ailem diyorsa iyi olmaz falan dedim kendisine gelme dedim. O konuşmamızdan sonra zaten biz görüşmedik yani en son konuşmamız o oldu yani bizim. Mehmet Taşpınar'ın kendisini dolandırdığına yönelik iddiayı doğruladı Ayşe Gökburun. Fakat söylediğine göre iddia sahibi Güllü Çolak tarafından da mağdur edilmişti. Güllü Hanım'ın çocuklarına DNA testi parası istenildi. Mehmet Bey'in parası olmadığı için ben gittim bankadan kredi çektim bir 5000 lira. İkisi beraber bana söyledi dedi ki borç olarak alıyoruz. Senin paranı tekrardan ödeme yapacağız dedi. İkisi de benim paramı vermedi. Ayrıca Mehmet Bey benim kredi kartımı son limitine kadar kullandı ve evime icra gelince ben öğrendim. Hatta bunu kendisine söylediğimde ben yapmadım dedi. Kardeşinin üstüne attı Mehmet Bey bunu. Ve o para bana icra ile beraber hepsi birlikte 100 bin lira oldu. O esnada Güllü Hanım'la beraberlerdi. İkisi beraber yedi yani bu parayı. Beni de öyle dolandırdı ikisi beraber. Geriye dönüp baktığında Mehmet Taşpınar'la olan 3 yıllık ilişkisini hata olarak tanımlıyor ve kurtuldum diyordu Ayşe Gökburun. Çıkmazdaydım zaten. Kendime bir çıkar zannettim onu. Ama öyle bir şey yokmuş. Adam çok çok yalan söylüyor. Benim için Mehmet Taşpınar hiçbir şey ifade etmiyor yani. Hata yaptım zaten. Yapmamam gereken şeydi. O çocuklarımı o insan için bırakıp gittiğime çok üzülüyorum. Hayatımı mahvetmiş bir insan. Bir daha da yani hayatıma girmesini istemiyorum. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Tekrarlanmasını da istemiyorum zaten. Mümkünse benim hayatımdan uzak durursun. Kurtulduğuma da sevindim yani. DNA parasını benden aldınız, benden aldınız. Buraya geldiğinden beri 20 kere DNA parasını da ben verdim diye çok önemli bir şey yapmışsın abla, gibi anlatıyordun. Kadın diyor ki ben verdim. Tamam abla ben kendisinden aldım. Eşim bak. Eşim dedim kişiden aldım. Şimdi eşin ben ne oldu? Ben de Müge Hanım ben parayı çektim o zamanlar çapıya gidiyordun. Ben Mehmet'e verdim 5 milyar Mehmet ya, vermemiş. Yalan dolan ya. Tamam yalan abi konuşma. Senden de almış ondan yalan da almış konuşma. İşte. Yalan konuşma namı Kemal'in orada oturuyor kana. İkinizden de almış. Çapıya abla, getirdin mi? Kaşık abla, yapmadın mı? Abla 5 bin TL kredi çekildi. Hani Şener Şen'in, Şener Şen'in bir filmi vardı ya. Abla. Turşucu. Gidiyor hem ondan para alıyor hem yengesinden hem abisinden. Aynı o hesap yani. Bu da gidiyor hem ondan para alıyor hem ondan para alıyor. Müge Hanım 5000 TL'ye ben söyledim. He. Dedim ki kredi çek dedim. Büyük oğlanın DNA testine para lazım dedi. Bizzat parayı götürdüm kendinin eline verdim. Önce... devlete... Hani sen vermiştin parayı. Tamam ben Ayşegül'den aldım. Ben elime aldım. Ben de kendisine verdim. Ha Müge Hanım parayı tamam. Benden Ayşe'ye şu şekilde geri... aldı. 5 bir dakika Gülücüğüm bir saniye. Dur bir saniye. Ayşe'ye geri verdin mi parayı? Ayşe'ye geri sonra da ben dedim Ayşe bundan para çıkmaz dedim. Ben bunu sana 2 taksitle vereyim dedim. Ha, verdin mi? Ben o parayı verdim. Şimdi verdin. Verdim. Ayşe aldın mı paralarını geriye? O 5000 liranın. 2,5 milyarını verdim. Ben o parayı almadım. Nereden yalan almadın Ayşe? Nereden almadın Ayşe? Müge Hanım yalan almadın? Söylüyor. Ben bu kişiyle muhatap olmak istemiyorum. Güllü Hanım'la da muhatap olmak istemiyorum.
Güllü Hanım oraya çıkıp benim ailemin hakkında konuşamaz. Kendi kendini sanılsın. Kendi ailesinden bahsetsin. Mümkünse benim adımını ağzına almasın. İstemiyorum. Ben rahatsız oluyorum kendisine zaten. Ben seni oraya davet ettim. Sen kendi hakkını savun diyeni. Murat Gül seni dolandırmadı mı? Murat arım oturuma kazanmadı mı? Evine annesine alışveriş yapmadı mı? Ben seninle konuşmak istemiyorum şu an. Ben sana demedim mi? Yalan yanlış konuşuyorsun Güllü. Sen çok yalan yanlış konuşuyorsun. Doğruları konuş, doğruları. Sen çok doğru konuşuyorsun. Sen çok doğru konuşuyorsun. Seninle, tabii seninle canım. Mehmet'ten kalır. Yanın yok zaten. Bence dibim kalır. Sen çok mu doğru konuşuyorsun? Namı Kemal'da ben Mehmet'e anlatmadın mı? Ben kadınla muhatap olmak istemiyorum Müge Hanım. Annem babam gelici dedin, abim gelici dedin. Tamam. Yani Mehmet'e ben şunu söylüyorum. Mehmet, Mehmet parayı sana geri ödedi seni mi? Seni görsün görmesin diyeni. Benim özel hayatım niye seni ilgilendirmiyor. Çünkü seni dostluğuna yakaladı. Kes. İşine bak. Ya sus, yalan söyleme. Kendine bak, tamam mı sen önce? Kendi onların hakkında konuş. Benim hakkımda konuşma. Abla bu konuda bir şey diyebilir miyim? Abla bu konuda Güllü yalan söylüyor. Güllü bunun evine adam yollayan kişi. Güllü yolladı bunun evine. Evine bir adam girdi. Ne? Güllü bu Ayşe Gül'ün evine adam yolluyor. Ve o dairedeki olan insanlar 2+1 dairesi var Ayşe Gül'ün. Ayşe Gül'ün öyle bir hata yapacağına ben hiç ihtimal bile vermiyorum. Kendinden beklerim. Bu insandan beklemiyorum ben. Sen kendinden bekle zaten. Hep sen beklenilen şeyleri yok yok abla. Kendini bu insanın evine yok, adam yolladı. Yok, beni suçluyor şu an. Tamam. Kendi Güllü Ayşe'nin evine adam yolluyor. Kimi yollamış? Ya hiç tanımadım ya. O da fotoğraf çekmiş. O da bana atıyor göre. Müge Hanım. Abi bir dakika, iyi de bir dakika yani. Yalan konuşma ya. Ben bu ondan ayrılacağım. Kendine bakacağım sürekli. Adam karakola gidiydi. Tamam, bir adamı eve yolladı. Daha beter. Bu ne çok tatlı ya. Oğlum sen niye? Kim? Benim haberim olsaydı sana etek giydirirdim. Söyleme öyle şeyler. Bir dakika. Yani Ayşe senin evine birini gönderdi. Sen de evine göndereni aldın mı evin içine? Almadı abla. Direkt beni aradı. Hayır, ben öyle bir şey ben yapmadım ya. Konuşmasınlar. Yalan söylüyor bana şu an o. Bana oraya çıkıp istila atamazsınız. Abla, direkt ben aradım. Ben yalan dedim, konuşma. Kapının ağzına bir adam var dedi. Necidir, tanıyor musun? Ben arabaya bindim, direkt eve geldim. Eve geldiğimde adam gitmiş geri. Karaktersizsiz, bu kadar karaktersizsiz. Karakterli olana bak, karakterli. Ulan o köye çık. O köyün içine çık. Oraya çıktın. Olan ne oldu? Ayşe'yi tanımıyorum dedim. Ne oldu? Çıktı mı meydana? Daha senin nelerin çıkacak, beklesin. Benim hiçbir şeyim çıkmadı Allah'a çok şükür. Konuşayım bir de lan, köy gülük içine çıkın mı lan şu an? Bu arada Aile Bakanlığı Sosyal Hizmetlerden çocukların incelenmesi için buraya bir ekip geldi. Çocuklar için bir inceleme yapılacak şu anda bu noktadalar. Evet, Aile Bakanlığı'na bağlı psikososyal destek ekipleri çocuklar için bu noktadalar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Bence çok lazım bir şey. Bu kadar olaylar içinde evet, bu çocuklar ne oluyor? Gerçekten buna da bakılması gerekiyordu. Çok teşekkür ediyoruz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, Politikalar Bakanlığı'na. Şimdi ben şunu anlayamadım Mehmetciğim. Hani normalde kapı çalıyor ya hepimizin. Mesela kapıya bir sürü birisi çalabiliyor. Biz hiç kocalarımızı aramıyoruz. Niye yani böyle bir durumda seni arıyor ki? Kapıya gelir adam. Aa, geldin, paket mi bırakacak? Yan komşuya mı gelecek? Açıyoruz. Kimse kocasını aramıyor. Niye mesela böyle bir durumda Ayşe seni arıyor? Çıkayım mı? Şimdi abla, ben Ayşe'yi o zaman yeni kaçırdım. Yani 1,5-2 yıllık evliyim. Buna kara çalacağını adım gibi eminim. Hala da çalmaya devam ediyor. Yani bu insandan hiçbir zaman için kalbi temiz kötülük beklemedim. Bana diyor ki Mehmet, senin avradın filan yerde. Ben avradımı arıyorum, benim avradım evde. Ha, seni arıyor, avradın nerede diye soruyor. Sen de arıyorsun, avradın evde. Benim avradım evde. Mesela buraya gelmeden önce abla. Lardasın, çıkmazlardasın. Ha, dörde çıkmaz dörde. Yalan bak. Konuşma yalan, ben garajda oturuyordum. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Hastaneden geldim Tahir abimin yanından. Senin Ayşe'nin dostu bana videolar attı. Sen, ben de sana göndermedim mi? Lan senin ne videolar, yalan yansına bak, yalana bak, yalana. Bu insana bile geçen ne çalışıyor? Sen o şimdi hatırladın da unuttun mu, ne oldu sonra bir sabah kalktın? Abla unutmadım. İsmi lekelenmez. Aha böyle ismini lekeliyor. Hayır, burayla alakası yok ki. Niye ayrıldınız? Ayrılmadım abla, çocuk var dedi, çocuğu getirdi, benim kapıma koydu, bir ay neyse baktım. Geri geldi ki Mehmet, ben çocuğumu isteyeyim. Aynen bu şekil. Orada onları koymadım, çağırdı.
Ne kadar ekip varsa Ayşe'den Ayşe'den neden ayrıldın? Efendim abla? Bir dakika Gül, Ayşe'den niye ayrıldın? Ayşe'nin evine polisler geldi, çocuğumu çaldı diyerekten. Çocuk benim kendi yanımda. Hatta fotoğrafı da var, çocuk iş yerinde benimle birlikte beraber geldi o tarihte. Sen onu bırak, onun alakası yok. Ayşe'den Ayşe neden ayrıldınız? Bunun yüzünü atla. Müge Hanım, Güllü Hanım'ın yüzüne ayrıldım. Ben kendisi çocuğu olduğu için ben dedim ki sen çocuğunla beraber kal. Kendisi dedi ki bana ben çocuğumun annesini tercih ediyorum dedi. Ben de dedim ki çocuğun annesini tercih ediyorsan peki bana gitmek düşer Mehmet Bey dedim. Ben o anda ayrıldık zaten biz. Yani Mehmet söyledi bunu, ben çocuğumun annesini tercih ediyorum diye. Tabii öyle olduydu. Evet, çocuğumun annesini tercih ediyorum. Hatta Güllü Hanım da var. Siz olduğunu. Konuşmayayım mı? Söyleme gerek olsa da söyle sen. Güllü Hanım lütfen şu Güllü Hanım benim hakkımda konuşmasını istemiyorum. Senin bu canlı yaptığına dair bana videosu var, videosu. Yalan konuşma, dürüst ol, dürüst. Seni Mehmet orada dostuyla yakalayancık açtı kendi aradığına. Benim özellikle seni ilgilendirmiyor, tamam mı? Sizin bana yaptıkların hepsini, bana yaptıklarınızın ben hepsini çekeceksiniz. Ben seni çıkaramıyorum, herhangi bir şey demiyorum, seni ilgilendirmiyor. O zaman benim yüzünden ayrıldığını söyleme, gerçekleri konuş, tamam mı? Zaten Mehmet sen buraya geldiğinde Güllü için Maraş'ın en güzeli deyip gelmedin mi? Ablacığım ben öyle dememin sebebi iki çocuğuma sahip çıksın diye. Ha, söylüyor şimdi, yalan şimdi, hepsi abla, yalan sahtekar. Şuna var sahtekar sensin. Güttük çocuğum benden olmadığını söylüyor şu an. Çıkmazlardasın. Güttük çocuğum benden olmadığını söylüyor. Çocuklarına yalan yalan söylüyor. Çocuklara senin üstüne alacağım. Senin soy ismini taşıttırmayacağım o çocuklara. Bir dakika, küçük oğlana yaptırmadın mı? Yok abla, küçük oğlana yaptırmadım. Kendinin bacısıyla anasının dediği kelime. Küçük çocuk ben medeniyel. Nereye gittim küçük çocuk ben medeniyel. Petrolda bu dillendi. Sen şu küçük çocuğun da mı kendinden olmadığını düşünüyorsun? Evet abla, ona da DNA testi yaptıracağım. Güllü kimden alacaksan parasını. Ben vermeyeceğim onu bu sefer. Güllü, kimden küçük çocuğu... Efendim? Küçük çocuk kimden, o da benden değil. Mehmet Taşpınar'dan sonuna kadar DNA testi yaptırabilir, alnım açık. Abla kendini annesinin babasının dediği kelime. Mehmet abi kalıcı demiş ki bu çocuk benden diye bu yüzden ayrılıyorum. Gülüş'e demiş bana kara çaldı. Ben de Mehmet abiye dedim ki Mehmet abi söyle DNA testi yaptırsın. Mahkeme yoluyla yaptırsın bunu da dedim. Yalan abla, Mehmet abi kelime kullanmadım ben. Ben sadece dedim ki kendisine aldım karşıma iki meden insan gibi. Güllü, bunlar böyle değil. Bu çocuk kimden? Bir tek kelime sordum. Bu da... İstediğin aç, ben de sana açacağım hakaret davasından dolayı. Ne zaten açtım bir sefer. Bir daha açacağım. Ne dedi sana cevabı? Terbiyesiz lafları söylemeyelim ha. Abla kendi... Aynı anda birkaç kadını birden idare etmeye kalkarsak, kadınlardan biri gebe kalınca da o çocuk kimden diye oturur düşünürsün. Bravo hocam. Bu böyle. Hocam ben düşünüyorum. Bu böyle. Sen öbür kadına gittiğinde, bıraktığın kadının da ne yaptığından hiçbir zaman emin olamazsın. Hocam bu iş böyle. Hocam ne bağırınıp duruyorsun? Ben bir yıldan beri niye bağırınıyorsun? O yüzden oh sana iyi olmuş. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.